Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina gerilimi tırmanırken Yunan ordusundan tansiyonu yükseltecek bir adım geldi. Yunan komandoları Batı Trakya'ya Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yaptı. Kaldı ki Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz silahla taradılar. Oradaki kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar tabii hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla geçtiğimiz yıl Batı Trakya'da yaşanan olaya atıfta bulundu. Ancak Yunanistan'da tamamı Müslüman Türklerden oluşan Mustafçova'ya 800 metre mesafede bulunan komando birliği tam teçhizatlı askeri tatbikat yaptı. Silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. Gökçepınar sakinleri merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı askerlerin önceki gün köyün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini kaydetti. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de söz konusu tatbikatın Türk azınlıkları korkutmak için yapıldığını belirtti. Tabii o insancıklar da böyle askerlerin orada giyinmiş, kuşanmış, silahlı bir şekilde dolandığını görünce bir tedirginlik yaşıyorlar ve korkuyorlar haliyle. Batı Trakya'da yayın yapan Birlik Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni İlhan Tahsin de bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket, azınlığa gözdağı verilmek isteniyor ifadelerini kullandı.